Yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur olur, mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala bir meseledir. Kim demiş mesele değildir diye? Budalalık. Ya yağmur yağsaydı, ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı? Olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Çikolata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir keçi gördüm. Birisi arkamdan şşt dedi. Dönüp baktım. Yolun kenarındaki daha boyunu posunu almamış taze deve dikenleriyle karabaşlar erik lezzetinde bana baktılar. Dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını, uzakta uçan bir iki kuşu, yaprakların arasından denizi gördüm. Yoluma devam ederken şşt şşt dedi. Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. Gökten bir kuş hiç diş ederek geçmiştir. Arkamdan yılan, tosba, bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki hiç diş diyen. Şşt dedi yine. Bu sefer belki de isteksizlikten dönüp baktım. Çalıların arasına biri saklanıyormuş gibi geldi bana. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çağla bademi. Ağzı, dişleri, kulakları, boynu ne güzel. Otluyor. Otları adeta çatırdata çatırdata yiyor. Belki de bu çatırtılı sesi hiş diş diye duymuşumdur. Eşeğin ot koparışının sesinden apayrı bir ses şşt, şşt, şşt dedi. Hani bazı kulağınızın dibinde çok tanıdığınız bir ses isminizi çağırıverir. Olur değil mi? Pek enderdir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses. Ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir. Birdenbire güneşi buluta benzemez garip ve sarı bir sis kapladı. Bir kirli el çağla bademi eşeğin sırtından bir kumaş çekip aldı. Her zamanki kül rengi yer yer hava dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe. Yola indim. İstediği kadar hiç desin. İsterse sahici sulu bir dost olsun, isterse kimseler olmasın. Kendi kendime kulağıma hiç diş diyen bir divane olayım. Ben aldırmayacağım. Belki bir kuştur, belki tosbağadır, belki de kirpidir. Belki de yakın denizden seslenen bir balık, bir canavardır. Karabataktır, miyali iki kuşudur. İyisi mi ben kendim hiç diş derim. O zaman tamamı tamamına pek hiç diş seslenişine benzemeyen, benzemesin diye uğraştığım bir mırıldan mıdır? Tutturdum. Birdenbire önümde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazankaya yolunu sordular. Üstündesiniz dedim. Sanki yol hareket etti. Yürümediler. İki adım da benden uzaklaştılar. Koyunların arasına yüzü koyun uzanmış papazın oğlunu gördüm. Yüzünden aptal, çilli horoza benzer bir mahluk kalktı. Ağzının salyasını sildi. Kuzuyu bacaklarından tuttu. Kuzuyla yere yıkıldı. Kuzuyu burnundan öptü. Papazın oğlu çirkin, aptal, 31'li bir yüzle baktı. Şimdi bir çiçek tarlasındaydım. Bana hiç diş diyen mutlak bir kuştu. Vardır böyle kuşlar. Cık cık demezler de hiç diş derler. Kuştu kuş. Bir adam yer belliyordu. Belin demirine basıyor, kırmızıya çalan bir toprak altını üste aktarıyordu. Merhaba hemşerim, dedi. Oo merhaba dedim. Tekrar işine daldı. Hiç diş dedim. Aldırmadı. Bir daha hiç dedim. Yine aldırmadı. Hızlı hızlı hiç. Buyur beyim, dedi. Bir şey söylemedim dedim. Küçük parmağını kulağına soktu, kaşıdı. Çıkarıp parmağına baktı. Belin sapına siler gibi yaptı. Hiç diş dedim. Yüzünü göğe kaldırdı. Kuşlara baktı. Denize baktı. Dönüp şüpheyle bana baktı. Bu sene enginarlar nasıl dedim. İyi değil, dedi. Baklayı ne zaman keseceksin? Daha ister, dedi. Yine şüpheyle denize, şüpheyle göğe, şüpheyle bana baktı. Kuşlar olmalı, dedim. Benim de kulağıma bir ışırtı gelir ama... Ne taraftan gelir? Zaten bu sırada şu kulağım ağırlaştı. Bir yıkatmalı, dedim. Benim de geçenlerde ağırlaşmıştı. Yıkattın mı? Yıkatmadım. Hacet kalmadı. Doktora gittim.
alıverdi pislikmiş. Çocuklar nasıl diye sordum. İyiler. Dedi. 9'da 8 kaldı. Biliyorsun 9'uncunun macerasını ya. Sus sus dedim, yürekler acısı. Haydi Allah ısmarladık. Haydi güle güle. Biraz uzaklaşınca şşt şşt. Bu sefer yakaladım. Bahçıvandı. Oydu oydu. Hadi hadi yakaladım bu sefer seni dedim. Yok vallahi. Dedi. Vallahi daha kesmedim bakla. Senden ne diye saklayayım? Parasıyla değil mi? Sen değil misin hiç diş diyen? Ben de duyarım bir ses ama bulamam nereden gelir. Nereden gelirse gelsin. Dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir hiştiş sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. Hiştişt, hiştişt, hiştişt. Karanfiller ve domates suyu. Küçük bir çam ormanı, vakit sabah, arı, sinek, kuş sesi. Bir siyah gözlükten görülen yerde ve ağaçlarda güneş parçaları. Sonra uzak, göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz. İşte böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum. Kitaplar. Bir zaman bana insanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini, oradan yaşama sevince duyulacağını öğretmiştiler. Hayır, şimdi insanları kitapların öğrettiği şekilde sevmiyorum. Kitaplar dediğime bakıp da büyük ilmi kitaplar yahut da 4 meşhur kitaptan birisini okuyup iman ettiğim sanılmasın. Şiirler, romanlar, hikayeler, masallar bana bu ilmi tahsil ettirmişlerdi. Beynim vapurdan iner inmez çantasını kapan uşaktan iğrenmeyi, sabahleyin 6:30'da tabiatla kavga için sokağa fırlayan adamın çalışmadığını kendi kendime öğrendim. Ama şu sabahleyin 6:30'da tabiatla kavga için sokağa fırlamayan adam, isterse akşama kadar insanları aldatmak için didinsin. Kaç para eder? Gözümde milyonu olsa da kalp parayla metelik etmez. Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum. Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor. Köyde ona Kör Mustafa derlerdi. Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasında ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu. Böyle mi doğmuştur, yoksa çocukken bir şey mi batmıştır? Bu arızalı göz, öteki gözden daha parlaktır, daha siyah, daha canlı, daha zekidir. Bana bir kamburu hatırlatıyor bu göz. Tuhaf değil mi? Bir kambur insan çirkindir ama bütün kamburlar iyi yürekli, sevimli insanlardır. Arkadaş canlısıdırlar, şendirler. Ne severim kamburları. İşte Kör Mustafa'nın bu gözde bir kambur insanın ruh haletini içine sindirmiş, şıkır şıkır, pırıl pırıl, sevimli, çapkın, canlı bir gözdür. Öteki doğru dürüst göz, onun yanında mahcup, sönük, tatsız tuzsuz, pek de kibirlidir. Kör Mustafa bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazar. Bizim köyün odos tarafı gayri meskundur. Orada fundalar, yabani meşe palamutları, koca yemişler, çalı süpürgeleri bir türlü ağaç haline gelemeden ama ağacı taklit edercesine gelişir, birbirinin içine girmiş yaşarlar. Bütün bu fundalıklar Fino Kilisesi'nin malıdır. Kocaman, kirli sakallı, cin gibi bir papaz fundalıkları bizimdir diye arada bir dolaşır. İsteyen olursa ucuza kiraya verir ama kimse kiralamaz. Çünkü orman memuru buraları orman kanunu mucibine orman addeder. Aralarında 3-5 ufak çam ağacının boğulduğu yabani cüce, odununa bile gelmez çalı çırpı, orman memurunun orman kanunu sayesinde mesut yaşarlar. Kör Mustafa nasıl becerdi bilmem. Denize diklemesine inen bu çalılığın bir kısmını ne pahasına ayıkladı biliyor musunuz? Tırnakları pahasına. O çalı çırpının sere serpe geliştiği, bu denizlere diklemesine inen toprak öyle taşlık, öyle taşlıktı ki, sonra Mustafa gündüzleri başka yerde çalışmak mecburiyetindeydi. Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, gün ağarıncaya kadar söküyor, koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş. Bütün bir yaz, bütün bir kış, orman memurunun tazyiki, çalı, palamut, defne, koca yemiş, diken, ot, kök ona karşı koydular. Bu korkunç mücadeleye 3 evlek toprak için Mustafa'dan başka bizim köyde kimse girişmezdi. Kaya bitip de yumuşak, esmer pembe bir funda toprağa bir karış meydana çıkınca bir meşe palamudunun korkunç yılan gibi kökü önüne çıkardı. Onu sökünce orman memurunun karşısında bulurdu. O gidince zehirli bir diken baş parmağını şişirirdi. Kazma körlenir, kürek bulamaz, taş yar gibi yığılırdı.
İnsan büyüklüğünde bir kaya yumuşak toprağın üstünde, altında bir insan büyüklüğünde cüssesini hiç belli etmeden yosunlu yüzüyle dikilir. Omuzları, tırnakları, ayakları, göğsü, sırtı bütün kuvvetiyle dayanır, onu yener yıkardı. Kazma iş görmediği zaman yumruğu, yumruğu yetmediği zaman parmakları, parmakları kalın geldiği zaman toprağa tırmalardı. Bir sonbahar günü baktık ki küçük çam ağaçları filize, körpe diken yapraklarıyla, 3-5 koca yemiş çıngıl çıngıl yemişleriyle yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa sahaya salar, bizi görenler bakarsan bağ bakmasan daha olur dedik. Bilmedik ki dişle, tırnakla, kanla, canla tabiat denilen canavarı yenmek lazım gelir. Bendeniz bu mücadeleye şahidim. Mustafa'nın kör gözü hiddetten alabulandığı günleri hatırlıyorum. Hey aslan Mustafa der. Uzakta bir çam gölgesinden korkunç kavgayı seyrederdim. Bu kavga Romalı esirlerin aslanla dövüşmesinden şu itibarla farklıydı ki Romalı esir aslana bir çeyrek saat içinde yeniliyordu. Mustafa ejderhayı bir sene içinde bazen ümitsizlikten bazen ümitten yeniyordu. Bir sabah her zamanki çamın altına vardım ki bir köylü kadın, üç yarı çıplak çocuk, garip bir takım taşlar, tahtalar, sacılarla bir şeyler yaparlar. Bu her tarafından poyraz, lodos, gün doğusu, keşişleme, yıldız, kara yel rüzgarı giren bir evdi. Mustafa arkasına yeşiller giymiş güçlü kuvvetli bir kadın takmış, üç evliğine çizgiler, ocaklar açıyordu. Aslan Mustafa dedim, su buldun mu su? Deniz kıyısında eski bir kuyu vardı. Tuzlu bir parça ama idare edeceğiz. Şuraya bir sarnıç kazayabilirsem. Onu gördüm mü toparlanıyor. Hayret, sevgi ve saygıyla bakıyorum. Koca yaylamızın üzerinde böyle milyonlarca insan bulunduğunu düşünüyorum. Yine dünya yuvarlağı üzerinde böyle milyonlarca insanın tırnakları, nasırları, çirkinlikleri, tek gözleri, tek kollarıyla bir ejderhayla kavga etmek için bekleştiklerini düşünüyorum. Küçük hanımlar, bugünlerde bir gün nişanlınız size koyu al renkli karanfiller gönderecektir. Dikkat edin, belki Mustafa'nınkilerdir. Küçük beyler, domatesler göreceksiniz çarşıda. Elmalar, ferik elmaları gibi kokulu, şekerli, tatlıdır. Keserseniz içinde çekirdekleri altın gibi parlar. Belki de lokantada bir gün şişelere doldurulmuş bir domates suyu içersiniz ve tadını fevkalade bulursunuz. Yunan tanrılarının ölmemek için içtiği nektar lezzetini damağınızda hissederseniz, emin olun ki Mustafa'nın domateslerinden bir tanesini içtiğiniz suya katılmıştır. İpekli mendil. İpek fabrikasının geniş cephesi ayla ışıldadı. Kapının önünden birkaç kişi acele acele geçtiler. Ben isteksiz, nereye gideceğim meçhul adımlarla yürürken kapıcı arkamdan seslendi. Nereye? Şöyle bir gezineyim dedim. Cambaza gitmiyor musun? Cevap vermediğimi görünce ilave ettim. Herkes gidiyor. Bursa'ya daha böylesi gelmemiş. Hiç niyetim yok dedim. Yalvardı, yalvardı. Beni fabrikayı beklemeye razı etti. Biraz oturdum, bir cigara içtim. Bir türkü söyledim. Sonra canım sıkıldı. Ne etsem dedim. Kalktım, kapıcı odasındaki çivili bastonu aldım. Fabrikayı dolaşmaya çıktım. Kızların çalıştığı kozahaneye geçer geçmez bir pıtırtı işittim. Cebimdeki elektrik fenerini yaktım, etrafı taradım. Fenerin uzanan gür ışığından kaçmaya çabalayan iki çıplak ayak gözüktü. Arkasından seyirttim. Kaçanı yakaladım. Kapıcı odasına hırsızla beraber girdik. Kapıcının sarı ışıklı fenerini yaktım. Ay, bu ne küçük hırsızdı böyle. Ellerimin içinde kırarcasına sıktığım eli ufacık, gözleri pırıl pırıl. Neden sonra gülmek için, hem de katıla katıla gülmek için ellerini bıraktım? Bu sefer küçücük bir çakıyla üzerime hücum etti. Ve çapkın beni küçük parmağımdan yaraladı. Sımsıkı yakaladım keratayı. Ceplerini aradım, bir parça kaçak tütün ve yine aynı sıfatlı bir iki cigara kağıdı. Temizce bir mendil buldum. Kanayan parmağıma onun kaçak tütününden bastım. Mendili yırttım ve elimi ona bağlattım. Kanan tütünle de iki kalın cigara sardık. Ahbapça konuştuk. 15 yaşında vardı. Hani böyle şey adeti değildi ama gençlik işte. Birisi ondan ipekli mendil istemişti. Hani canım anlarsın ya, aşklısı, sevdalısı, komşu kızı işte. Para da yok ki gidip çarşıdan alsın. Düşünmüş, taşınmış, aklına bu çare gelmiş. Ben, peki dedim. İmalathane bu tarafta, sen aksi tarafta ne arıyordun? Güldü. İmalathanenin nerede olduğunu o ne bilecekti. Birer de benim köylü cigarasından yaktık,
iyice ahbap olmuştuk. Halis Bursalıydı, doğma büyüme. İstanbul'a değil, Mudanya'ya bile koca ömründe, bunu söylerken yüzünü görseydiniz, bir defacık inmiştim. Emir Sultan'da, ay ışığında, kızak kaydığımız zamanlar benim de aynı bu tonda, bu kıvamda arkadaşlarım olmuştu. Eminim ki bunun da onlar gibi uzaktan sesini duyduğum gökdelerin havuzlarında derisi karardı. Biliyorum ki mevsim mevsim meyvelerin kabuğunun rengini alıyor. Baktım, yeşil üst kabuğu düşmüş bir ceviz esmerliği ile esmerdi. Yine bir taze ceviz beyazlığıyla beyaz ve gevrek dişleri vardı. Ben bilirim, yazın başlangıcından ta ceviz besmine kadar Bursa çocuklarının yalnız elleri erik ve şeftali, yalnız çizgili mintanların kopmuş düğmelerinden gözüken göğüsleri fındık yaprağı kokar. O sırada kapıcının saati 12'yi çaldı. Neredeyse cambaz bitecekti. Kaçayım, dedi. Onu ipekli mendili vermeden gönderdiğime müteessir düşünürken dışarıdan bir gürültüyle silkindim. Kapıcı söylene söylene odadan içeri giriyordu. Arkasından da hırsız. Bu sefer ben kulaklarını çektim. Kapıcı çıplak tabanlarını ince bir söğüt dalıyla epey haşladı. Bereket patron orada yoktu. Yoksa vallahi onu polise verirdi. Bu yaşta bir çocuk hırsız. Efendim, hapishanede yatsın da akıllansın, diyerek çok korkuttuk. Ağlamadı. Gözleri ağlamaya hazır çocukların gözlerine döndü ama dudaklarında ufacık bir titreme gözükmedi ve kaşları sabit, kararlı hallerini hiç bozmadılar. Yalnız biraz rüzgarlıydılar. Bırakınca azat edilmiş bir kırlangıç gibi fırladı. Ay ışığını ve mısır tarlasını keskin bir kanat gibi sıyırarak kaçtı gitti. Ben o zamanlar malların istif edildiği imalathanenin üstündeki bölmede yatardım. Odam ne güzeldi. Hele mehtaplı gecelerde ne şirin olurdu. Tam pencereme yakın bir dut ağacı vardı. Ay ışığı dut yapraklarından süzülür, odaya pare pare dökülürdü. Aşağı yukarı yaz kış pencereyi açık bırakırdım. Ne serin ne tuhaf rüzgarlar eserdi. Vapurlarda da çalıştığım için rüzgarların kokularından lodos, poyraz, kareyel, gün batısı diye tefrik eder tanırdım. Ne rüzgarlar battaniyemin üzerinden acayip birer rüya gibi gelip geçtiler. Uykum çok hafifti. Sabaha yakındı. Dışarıdan bir gürültü geliyordu. Adeta dut ağacında birisi vardı. Korkmuştum ki kalkamadım, bağıramadım. Tam bu sırada da pencereden bir hayal belirdi. Oydu. Yavaşça pencereden sıyrıldı. Benim önümden geçerken gözlerimi kapadım. Dolapları karıştırdım. İstifleri uzun müddet alan talan etti. Sesimi çıkarmadım. Doğrusu bu cesarete karşı bütün malı alıp gitseydi sesimi çıkarmayacaktım. Yarın patron, ulan üstüne ölü toprağı mı serpilmişti hayvan diye kıçıma bir tekme beni kovacağını bildiğim halde gık demedim. Halbuki o yine geldiği gibi bomboş, sessiz sedasız pencereden sıyrılıp gitti. Bu anda da bir dal çıtırtısı işittim. Düşmüştü. Aşağıya indiğim zaman başına kapıcıyla beraber birkaç kişi birikmişlerdi. Ölmek üzereydi. Sımsıkı kapalı yumruğunu kapıcı açtı. Bu avucun içinde bir ipekli mendil su gibi fışkırdı. Ya iyi, halis ipekli mendiller hep böyledir. Avucunun içinde istediğin kadar sıkar, buruşturursun. Sonra avuç açıldı mı insanın elinden su gibi fışkırır. Zemberek. Dedim kaç dakika var? Birdenbire anlayamamış olmalı ki sordu. Neye kaç dakika var? Yüzüne şaşkın şaşkın baktım. Dersten çıkmaya canım dedim. Ha dedi. Cebinden kocamanca bir gümüş saat çıkardı. Gözlerini tahtadan istemeye istemeye ayırarak sakin fakat korkak baktı. 17 dakika. Sınıfın içine sonbahar öğlesi dalga dalga birikiyor, sinekler nebatat hocasının etrafında ve büyük pencerelerin üzerinde mesut ve kayıtsız çiftleşiyorlar. Hocanın bahsettiği nebatat tohumları etrafımızı saran bol ve beyaz ışıkların içinde dönüp dolaşıyor sanki. Bu esnada arka sıradan hızla dürtüldüm. Hiddetle dönünce ne kadar var sorsana dedi birisi. Sen sorsana ben şimdi sordum. Arkamdaki ses bana hayvan dedi. Sonra yanımdaki dalgın çocuğa Celil Efendi kardeşim dedi. Kaç dakika var acaba? Arkadaşım gene neye kaç dakika var diye sormak istediyse de gözlerimden aldığı bir tedaviyle hatırlayarak büyükçe saatini çıkarıp isteksiz 2 dakika var dedi.
Bu her derste böylece devam etti. Sınıfın bir tek saatlisi olduğu için onu yeleğinin cebinden her derste birkaç defa çıkarıyor, kalın ve ağır sesiyle 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika tamam diyordu. Dersler o zamanlar 50 dakika sürerdi. Bir gün onun sabırsız ve mahcup 45 dakika diye arkaya seslendiğini işittim. Bu garip ve yorucu vazifeyi derslerini ve müzakerelerini yaptığı gibi muntazaman başardı. Onun yalnız uzun teneffüslerde kendisi için saatine baktığını hatırlıyorum. Bazen de son mütalaada ince ve güzel kafası bulanıp mahzun gözlerine uyku dolduğu zaman saate bakardı. Ben ilk günden sonra kendisine saati kaç dakika var diye sormadım. O bana kendisi söylerdi. Sınıfı geçme ümitlerimin birer birer kırıldığı, içime inkisar ve dert çöktüğü, hiç anlamadığım hendise derslerinde bile ona saati ötekiler gibi sormadım. Tembellerin bile bu derste kafaları işler ve saati soranlar azalırdı. Sınıfta hemen hemen yalnız ben, buharlaşan, ağdalaşan kafamla uyuklardım. Gene bir hendese dersindeydik. Uzun zaman davaları teşkil eden unsurlardan hangisinin hangisinden ve ne yüzden davacı olduğunu düşündüm. Nihayet bulamayınca yavaşça arkadaşıma sokuldum. Güneş yanığı yüzünde zeka ve süratli bir şey vardı. Omzumla adeta kazara gibi kendisine dokundum. Döndü, yüzüme tebessümle baktı. Gözlerinde tahtadaki davanın zaviyelerinin birbirine müsavatı, işte dedi, şu müsellesin hariçteki zaviyesi, öteki müsellesin iki zaviyesine müsavi, çünkü dedi ve durakladı. Sonra beni hiç kırmayan ve mütalalarda bana zorla hendese öğreten bu çocuk, sana bunu sonra anlatırım, şimdi bakalım saate, dedi. Kalın ve uzun parmakları yeleğinin cebinden saati garip bir alışkanlıkla çıkardı. Mahzun gözleri, mahzun edici ve aynı zamanda güldürücü bir sevki tabiiyle saatin kadranı üzerine düştü. Oraya uzun müddet yapışıp kaldılar. Hala davayı halletmeye çalıştığı anlaşılıyordu. Ben sabırsızlanıyordum. Hoca ona ve bana bakıyordu. İçleri mazlum, renklerle dolu gözlerini benden yana birdenbire çevirdi. ''Kurmamışım galiba.'' dedi. ''Saat işlemiyor. Kurmaya çalıştı fakat zemberek okurdukça boşanıyordu. Mahzun mahzun zemberek kırılmış.'' dedi. ''Ben aldırış etmedim ve o gün ilk defa olarak bir hendese dersini hocadan dinledim. Hoşuma gitti. Hendeseden sonraki ruhiyat dersiydi. Hoca bize heyecanları heyecansız bir lisanla anlatıyordu.'' Ruhiyat hocamız ihtiyar bir adamdı. Sesi kendisinden daha çok ihtiyarlaşmış, bahsettiği heyecanlar ise onda çoktan sönmüş gitmişti. Ruhiyat dersi gibi hakikaten tatlı bir ders bu monoton ve heyecansız sesten dinlenemezdi. Misalleri kötü, bulduğu ve yaptığı teşbihlerin mevzuyla alakası ya hiç yok yahut pek uzaktandı. Arkadaşıma saati soranlar çoğalmış, yakın ve uzaktan fısıltılar geliyordu. O işitilir işitilmez bir sesle zembereği kırıldı diyordu. Ta en arka sırada derslerde nadiren gözüken bir nehari talebe yalnız başına otururdu. Belki aynı yaşta olan bu çocuk insana şimdiden kocaman bir adam tesiri veriyordu. Cigara içişi, konuşuşu bir mahalle kahvesinin bize yabancı insanlarını hatırlatıyor, üzerinde sokak, bir kötü sokak hevesi esiyordu. Birdenbire gür, sevimsiz heyecanı zapt edememiş bir sesle haykırdı. Sanki zavallı muallime bir heyecan numunesi gösteriyordu. ''Yahu Celil, kaç dakika var Allah aşkına?'' Arkadaşım kıpkırmızı olmuştu. İstikrah, hiddet ve teessür dolu bir yüzle arkaya döndü. Hiçbir şey söylemeden dik dik baktı. Eminim ki hoca bıraksa bu karıncaya dokunmayan çocuk, o koca adamın oracıkta pestilini çıkaracaktı. Muallim daha fazla dayanamadı. Yüzü sapsarı fakat nazik... ''Celil Efendi yavrum, lütfen saate bakar mısınız? Ben de bu sınıftan çıkıp gitmeme ne kadar kaldığını öğrenmek istiyorum.'' dedi. Celil mahcup ayağa kalktı. ''Efendim.'' dedi. ''Saatimin zembereği kırılmış. Arka taraftan bir müddet ses çıkmadı. Sonra muhim bir şey bulmuş bir insan sesi. ''Yuu, zembereği kırılmış. Vay, zemberek Celil, vay. Zemberek, zemberek.'' Arkadan ve önden birkaç kişi ''Zemberek, zemberek.'' diye bağırıştılar. Bu zemberek isminin dersten çıktıktan sonra bu kadar yayılacağını ne ben ne de arkadaşım tahmin edememiştik. Fakat Celil daha derste bu isim telaffuz edilirken garip bir kablel vuku hissi ürpermişti. Celil ismi birkaç gün içinde unutuluvermişti. Bense bu mahzun gözlü arkadaşımı ne zemberek ne de Celil diye çağırabiliyordum.
Celil diyemiyordum. Çünkü bütün sınıf Zemberek diyordu. Gene aynı sebepten Zemberek diye de çağıramıyordum. Başkaları onu bu isimle çağırırken o hiç kızmış görünmeden başını eğiyor. Birinci çağrılışta kasten bakmıyor. Fakat ikinci ve üçüncü çağrılışında öfkesiz. Fakat istikrahla dolu dönüyor, cevap vermiyordu. Son mütaradaydık. O bir aralık yanımdan kalkmış, bir arkadaşına ders anlatmaya gitmişti. Sıranın önünde bu mütaranın başından beri yazıp çizdiği, nihayet temize çekilmiş mektup duruyordu. Ayıp bir şey yaptığımı bile bile mektubu, sanki arkadaşım yerindeymiş gibi mektuba el sürmeden yan gözle okudum. Göndermiş olduğunuz 8 tarihli mektubu aldım. Ne kadar memnun oldum, tahmin edemezsiniz. Burada havalar çok iyi gidiyordu. Fakat dün birdenbire gökyüzü bulutlarla kapandı. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Bu yağmurdan sonra Nilüfer Ovası çok güzelleşirmiş. Penceremden bütün ova gözüküyor. Sabahleyin bir deniz gibi üstünü sis kaplayan bu manzara bana her zaman Gemlik'i hatırlatıyor. Arkadaşım Gemlikliydi. Sizleri çok göreceğim geldi. Derslerime dediğiniz gibi muntazam çalışmaktayım. Sonra babacığım, darılmazsanız size bir şey daha söyleyeceğim. Bana mektebe gelirken vermiş olduğunuz saat kırıldı. Hani içindeki demirden şey, nasıl derler? Hani o içindeki kıvır kıvır çelik şey, işte o kırıldı. Bu hafta oraya giden olursa göndereceğim. Mektepte saat dolu babacığım. Saatin ne lüzumu var? Siz yaptırır, kullanırsınız. Annemin ve sizin ellerinizden öper, hayır dualarınızı beklerim babacığım. Oğlunuz Celil.